eyaletler arasındaki korkunç savaş iyi ile kötüyü birbirine karıştırmıştı. Bu tuhaf karışımın en güzel örneği, sakin bir çiftçi çocuğuyken Amerika'nın en azılı haydutlarından biri haline gelen Jesse James'tir. Burada göreceklerinizin büyük bir kısmı gerçeklere dayanmaktadır. Bir kısmı da herkesin kabul edebileceği söylentilerdir. Northfield, Minnesota, Eylül 1876. Soygun! Soygun yapıyorlar! Soyulduk! Soyulduk! Bandit şerifine söyle. Yakında orada olurlar. Hemen adamlarını silahlandırıp peşlerine düşsün. Hepsi 6 kişi. 9 kişilerde 2'si vuruldu. Biraz yavaş olun. Söyle, bir at satıcısını vurdular. Adamın silahı bile yoktu. Bay Burnside'ı da vurdular. Kasayı açmak istemedi. Söyle, Vezadar'ı da öldürmüşler. Onları da görebildin mi? Hayır, ama bir tanesine Jesse diye bağırdılar gibi geldi. Jesse mi? Emin misin? Söyle onlara, James kardeşlermiş. Biz de takip edeceğiz. Redwing'e, Manfota'ya, Madelya'ya, anlayacağım buradan Missouri'ye kadar bütün şeriflere gönder. Güney'e geçmeleri için 400 millik bataklığı geçmeleri lazım. Çabuk ol! Jesse James'i yakalamak için bulunmaz buradan. Başka çare yok. Takırı nehrin öteki yakasına karşılayacağız. İzin verirseniz Bay Wiley, biyografiyi alabilir miyim? Bay Wiley, lütfen Jesse James'in biyografisini istiyorum efendim. Neden istiyorsun? Yakaladılar mı?
Hayır ama söylediklerine göre yakalanmaları an meselesiymiş. Hani daha önce vuruldu haberi geldiğinde yazdığınız biyografilerden birini verseniz iyi olur. Hangisini diyorsun Peter? Hani şu iç savaş yüzünden haydut olduğunu yazmıştınız ya. Onu bir daha yazsanız. İç savaşa ben de katılmıştım. Bu yazıda nasıl kahraman olduğunu yazmıştınız. Aynısından yazsanız efendim. Ya böyle saçmalıklarla uğraşmam ben. Gidiyor musunuz? Peki ya biyografi? Biyografi ne olacak efendim? Daha öldürmediler. Ama nasıl olsa öldürecekler. Giderseniz patron ne der? Ne derse desin umurumda değil. Adamın cesi James olduğunu nereden biliyoruz ha? Şerif İslam'ın burada olduğunu söylediler. Evet. Ben Barney Remington. Evet. Ha evet. Hatırladım. Telgrafınızı bu sabah aldım. Yoksa dün sabah mıydı? Çocuklar, bu Bay Remington. Remington, özel dedektiflik bürosunun sahibi. Durum nasıl? Etrafını sardık. Köpekler dünden beri istiyor. James'ler orada mı? Evet, ikisi de orada. Peki niye bekliyorsunuz? Bu sabah neredeyse yakalıyorduk. Ama bizi atlattılar. Mağaranın üstüne iki adam koydum. Dinamit yerleştiriyorlar. Biraz sonra hazır ol. Patlamadan sonra içeri gireceğiz. Dinamit mi? Ödül almak istemiyor musunuz? Ölüsüne de dirisine de veriyorlar. Bakın dinamit kullanırsanız paramparça olurlar. Ölülerin kimliğini ispatlayamazsanız bu durumda demiryolu şirketi ya da bankalar 25 bin dolar vermeye yanaşırlar mı sanıyorsunuz? Başka çarem yok Bay Remington. Zaten Jesse'yi görsem de tanımam. Bugüne kadar hiç kimse Jesse'nin yüzünü görecek kadar yanına yaklaşamadı. Tabii sağ olarak demek istiyorum. Leo, tüfeğimi ver. Şerif Leo, adamlarını alıp nehre git. Tamam. Bay Remington, bizimle geliyor musunuz? Hadi. Sağ olun Bayan Toppins. Bir şey değil. Göreceğiz. Sakın patlatmayı istiyorum. Başka bir çare düşün. Jesse! Frank! Silahlarınızı atıp teslim olun. Etrafınız sarıldı. Teslim olmazsanız mağarayı uçuracağız. Onlar olduğundan emin değiliz. Evet. Tamam şimdi! Kaldırın. Bu Jesse değil, adı Sam Wells. Söyle, neredeler Wells? Frank'le Jesse, neredeler söyle. Leo! Başka biri var mı? Kimse yok. Tek başına saklanmış. İki kişi burada kalsın. Siz şununla ilgilenin. Evet, sen de gördün değil mi? Evet, buradan geçmişler. Bizler şu kayalıklara kadar devam ediyor. Ondan sonrası uçsuz bucaksız bataklık. Hiçbir şey görünmüyor. Pekala, demek burada bir yerdeler. Yo, adamlarına söyle dağıtsınlar. Dur bakalım, acele etmeyiz Tom. Bu bataklıktan geçmek o kadar kolay değil. Eyalet sınırına kadar gidemeyiz. Başka bir çare düşünmen lazım Strom.
Ne olursa olsun takip edeceğiz. Sen git, ben kalıyorum. Ben de. Yo, adamlarını alırsan yemin ediyorum bir daha. Beyler, biliyorum yorgunsunuz ama onlar da yoruldular. Müşterilerim gerekirse başlarına konan ödülü yükseltmem konusunda bana yetki vermişlerdi. Galiba şu anda bu gerekiyor. $5,000 daha koyuyorum. Yani onları yakalayana $30,000 vereceğim. Pekala çocuklar, şu tarafa gidiyoruz. Hadi çocuklar, siz de nehir kıyısına dağılın. Bir şey görebildin mi? Ölmüş. Nereden ateş ettiler? Galiba şu taraftan. Gelsin! Frank! Ellerinizi kaldırıp teslim olun! Baylar! Yok, bunlar Younger kardeşler. Cole, Bob ve Jim. Evet, dosyada daha önce resimlerini görmüştüm. Siz gazetecisiniz. Basın için bir açıklama hazırlamıştım. Buyurun. Böyle Jesse James nerede? Jesse James de kim? Geceye kadar burada bekleyeceğiz. Bizi bulurlar. Bu tepelerde 1000 tane mağara var. Hepsine bakmaları bir hafta sürer. Tucker, sen şuraya çık, etrafa bak. Atını buraya getir. Gitsek daha iyi olur. Geceye kadar bekleyelim. Karanlıkta kaçarız. Bu iş hoşuma gitmiyor Jesse. Hata bende değil. Planımız mükemmeldi. Peki neden Minnesota'ya geldik? Missouri'ye gitseydik ya. Missouri'de çok soygun yaptık. Buraya hiç gelmemiştik. Nerede hata yaptık? Çetede. Senle ben değil. Ama ötekiler. Cole artık iyice hantallaşmış. Dick de kendini iyice içkiye vermiş. Bir tek Stiles. Bizi eyalet sınırına götürecek tek insan oydu ama o da bankadan çıkar çıkmaz vuruldu. Geriye kaç kişi kaldı merak ediyorum. Söylediklerimi yapsalardı hepsi sağ kalırdı. Northfield'e gelmelerini sen söylemiştin. Evet Frank. Northfield Bankası'na gene gideceğiz. Delirdin mi? Bunlar peşimizdeyken dönmek çılgınlık olur. Aynı yeri soyacağımızı tahmin edemezler. Hayır, artık banka soymak istemiyorum. Artık eve gitmek istiyorum. Tek istediğim bu. Tamam, gideceğiz. Doğum günümde evde oluruz. Annem bizi bekliyor. Evet, zavallı annem. Herhalde meraktan ölmüştür. Merak etme.
Annem kuvvetli kadındır, ona bir şey olmaz. Buna da dayanır. Tövbe. Oğlumu zorla bu işi ettiler. Onu Kuzeyliler zorladı. Çok iyi bir çocuktu. Senin karısısın Zeyh, iyi kalpli olduğunu bilirsin. Uyumaya çalışın Bayan Semyo. Ah. Bir defasında yuvasından düşen küçük bir kuşu eve getirmişti. O zaman babası Sa'd, Cez babasına yalvardı. Küçük bir kuş için cenaze töreni yaptırmadan içim rahat etmez dedi. Cez'i çok iyi kalpli, merhametli bir çocuktu. Rahip Beyliği buraya çağırın lütfen. Çocuklarım için dua etmesini istiyorum. Cez'i ve Frank için. Rabbi'ye söyleyeyim çağırsın. Rabbi burada mı? Bu sabah Zeyh'i o getirmişti ya. O çocuğu hiç sevmedim. Neden hep buraya geliyor anlayamıyorum. Biraz dinlen. Karınız nasıl Doktor Samuel? Rahip Bendy'yi görmek istiyor. Bir koşu gidip haber ver, olur mu Rabbi? Biliyor musun Zeyh? Jesse savaşa gittiğinde o çocuk kadardı. Ama çok cesurdu. Daha savaş yeni başlamıştı. Kuzeyliler bizi eziyet etmek için çiftliğimize geldiler. Komşularımız bizi ihbar etmişti. Askerlere yardım edin. Siz ikiniz gidip Ahar'ı arayın hadi. Durun! Durun diyorum! Neden rahat bırakmıyorsunuz bizi? Ne istiyorsunuz bizden? Söyle Frank nerede? Olması gereken yerde. Güneylilerin yanında. Missouri Kuzeylileri destekliyor. Bu eyalette Güneylilere katılan hain sayılır. Hainleri de yaşatmayın. O halde önce beni öldürün. Çünkü erkek olsaydım ben de oğlum Frank'in yanında olurdum. Frank dün gece buradaydı. Evimin önünden geçerken gördüm. Söyle, onu nereye sakladın hadi? Sizinle 20 senedir komşuyuz Bay Arkiyuf. Bizi ihbar etmeye utanmıyor musunuz? Ben ülkeme hizmet ediyorum. Neden utanayım? Asıl köle sahipleri utansın. Bizim kölemiz yok. Ama Güneylileri destekliyorsunuz. Bu adam öteden beri Güneylilerden nefret eder. Topraklarımızı ele geçirmek için sizi kullanıyorlar. Düşmana yataklık etmekten evinizi yakabilir, çiftliği talan edebilirim. Oğlunun yerini söylersen iyi olur. Şu anda burada değil. Benimle vedalaşmak için uğramıştı. Sonra dönüp birliğine katıldı. Yalan söylüyor çavuş. Bunlar da kim? Öndeki Hiyuvi, işçi çocuk. Bu da Jesse Frank'in küçük kardeşi. Bak evlat, annenin üzülmesini istemiyorsan bize abim Frank'in nerede olduğunu söyle. Frank'e bir şey yapmayacağız. Sadece tutuklayacağız. Savaş bitinceye kadar hapishanede dinlenecek. Onun iyiliği için. Size güvenebilirim çavuş. Ama sana güvenmiyorum. Söz veriyorum abine bir şey yapmayacağız. Söyle nerede? Neden onu yakalamak için bu kadar uğraşıyorsunuz anlamıyorum. Onu bana bırak çavuş. Ben konuştururum onu. Burada emirleri ben veririm. Frank'in Quantrill çetesinde olduğunu biliyoruz. Bizim istediğimiz Quantrill, siz değilsiniz. Frank de değil. Ona sadece bir soru soracağım. Doğru cevap verirse serbest bırakabilirim. Frank Quantrill'e ihanet etmez. Bırak da buna abin karar versin. Şu anda nerede? Buradan ne zaman ayrıldı? Ne tarafa gitti? Bir de sen dene bakalım. (Gülüyor)
Ben seni konuşturmayı bilirim. Bülbül gibi şimdi öttüreceğim seni. Bırak onu, çocuğu dövmekle Quantre'yi yakalayamayız. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bırak o çocuğu. Hadi gidelim. Bir gün... Bir gün ne? Frank'in yanına gidiyorum anne. Sen daha çok küçüksün. Hayır, onlardan intikamımızı alacak kadar büyüdüm. O zamanlar Jesse daha çocuktu. İzin vermek istemedim ama beni dinlemedi. Güneylilerle birlikte savaştı. Savaşın sonunda Frank mektupla Jesse'nin ağır yaralı olduğunu bildirdi. Biz de onu getirmek için yollara düştük. Robin, ben ve küçük oğlum Archie. Zil, Jesse ile beraber eve dönerken ablanın evine uğradığımız günü hatırlıyor musun? Jesse yaralıydı. Burada kalmalarını istemiyorum. Ama çok zor durumdalar. Ruf, onlar bizim akrabamız. Senin, benim değil. Ne oldu? 2 hafta önce göğsünden yaralandı. Savaş biteli bir ay oluyor. Henüz bitmedi. Savaş resmen sona erdi ama çeteciler adam öldürmeye devam ediyorlar. Tam teslim olmak üzereydik. Jesse'nin elinde beyaz bayrak vardı. Bam! Üzerimize ateş açtılar. Silahımız bile yoktu. Hadi gelin, onu içeriye taşıyalım. Jesse'yi getirmişler, ağır yaralıymış. Yaralıysa yaralı, burada kalamazdır. Ruf, lütfen. Nedense herkes buraya geliyor, başka kapı yok mu? Binbaşı Kap savaşta birlikteydik. Binbaşı Kap şurada tanışmıştık. Fazla kalmazlar. 1 sene önce Zi geldiğinde de böyle söylemiştim. Burada çalışıyorum, size yük olmuyorum. Onu burada bırakamazsınız. Neden evinize götürmüyorsunuz, hem uzakta değil. O yarısı çok ağır, eve kadar dayanamam. Ben ona bakarım. Fazla odamız yok. Tavan arasını veririz, ben mutfakta yatarım. Merak etmeyin, uzun sürmez. Biraz toparlansın, hemen götürürüz onu. Hadi artık, yalvartma bizi. Sadaka istemiyoruz, karşılığını vereceğiz. Frank her gün gelip size yardım edecek. Borcunuzu ödeyeceğiz, merak etmeyin. Kabul etmezsen seninle daha sonra hesaplaşırız. Tehdit mi? Hayır değil. Gerçek. Ruf. Ne Ruf'u? Akraba diye bedava mı bakacaktık yani? Sonra görüşürüz. Zavallı Jesse. En son ne zaman tıraş olmuştu? 1 ay oluyor. Çok, çok halsiz görünüyor Frank. Eğer ona yardım edersen... Belki çabuk toparlanır. Ben mi? Peki bana kim yardım edecek? Jesse iyileşince sana yardım eder. Jesse. Olsun, ne fark eder ki? Çocuk gibi düşünüyorsun. Büyükler gibi düşünmek hoşuma gitmiyor. Çok saçma. Çok saçma Jesse. Yakında biz de büyük olacağız. Ben şimdiden büyük sayılırım. Ha, sen benden küçüksün. Yaşıtlarım evlendiler. Çocukları bile oldu.
Sen de evlenmeyi düşünüyor musun Zeyd? Tabii. Kendime ait bir ev olması güzel bir şey. Sen hiç geleceği düşünmez misin? Hayır, geçmişi düşünüyorum. Peki ileride yapmak istediğin bir şey yok mu? Mutlu olmak istiyorum. Mutlu mu? Evet öyle. Mutlu. Senin de mutlu olmanı istiyorum Zihin. Dilerim aradığın gibi birini bulursun. Sağ ol Jesse. Ne oldu? Öpülmeyecek kadar çirkin miyim? Seni uyarıyorum, beni tahrik etme. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Döver misin beni? İçin bir şeyler hazırladım. Oh, teşekkür ederim Rowena. Hadi gel Jesse. Hesabı göstermene gerek yok. Ne kadar kaldıysa söyle, çalışır öderim. 5 haftasını ödedim Frank. 1 hafta borcun kaldı. Hadi artık Zerella, git yap işini. Bir maşık al. Zee ile ben evlenmek istiyoruz. Çok memnun oldum. Kutlarım için size. Hayır yok. Çiftlik annenin değil mi? Evet. Onun evlenmesini ben de isterim ama 1 senedir burada. Bizim kesemizden yiyip içti. O masrafları kim karşılayacak? Hepsini öderiz. Neyle ödeyeceksin? Biraz zaman ver. Ne yapıp edip öderim. Jesse'nin tarlasını ben sürdüm. Bu sene iyi mahsul alacak. Öyleyse anlaştık. Biraz bekleyeceksin Zee. Ama buna değecek. Söz veriyorum. Hoşça kal Rowena. Her şey için teşekkür ederim. Haftaya gelir borcumu öderim ki. Dur bir dakika. Eğer düğün masraflarını sen üstlenirsen borcunu silerim. Nasıl istersen. En iyisi anlaşmayı baştan yapalım Frank. Eğer iyi ürün alırsanız kızı getiririm, düğünü yaparsınız. Anlaştık. Güle güle. Jesse döndüğünde yarası kapanmıştı. Seninle evlenmek istiyordum. Duyduğum zaman çok sevindim. Neden hiçbir şey istediğimiz gibi yürümedi? Kim geliyor? Rabbi ile rahip geliyor. Jesse, Allah'ın lütfu. İsminin anlamı Allah'ın lütfu. Adı kendisine hiç uymuyor değil mi? Ara sıra. Bir defasında gözlerinde inanç ve Allah sevgisi görmüştüm Charlie. Ben Charlie değilim. Adım Robbie. Robbie mi? O evet. Bayan Ford'un küçük oğlu. Bugün daha iyisiniz değil mi Bayan Samuel? Özür dilerim rahip. Sizi çok rahatsız ediyoruz. Yine dua etmenizi istiyorum. Jesse ve Frank için. Sizin için dua ederim Bayan Samuel. Buradakiler için de. Bir an önce sıhhat ve afiyete kavuşmanız için. Ama oğullarınız kanun dışı yolları seçtiler. Allah'ın gösterdiği yoldan çıktılar. Boğazlarına kadar günaha girdiler. Hayır, doğru değil. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Jesse'yi siz kutsamıştınız. Evet, ben kutsamıştım. Ama 3 saat sonra neler yaptı biliyorsun. Şeytana uyup ihtirasa kapıldı. İnsanları öldürüp paralarını çaldı. Allah'ın yolundan ayrıldı. Hayır. Jesse'nin ruhuna şeytan girmiş. Hayır. Başka bir açıklaması olamaz. Doğru değil. O gece neler olduğunu biliyorum. Yüce Allah'ın adına gelecekte onun yolundan ayrılmamaya yemin ediyor musunuz? Ediyorum. O halde ben de sizi şimdi Allah adına kutsuyorum. Allah sizi korusun. İlahi nuruyla aydınlatsın. Amen. Amen.
Allah'a dua edin. Bütün günahkarlar cennet için dua edin. Kurtuluşunuz için dua edin. Çok etkileyici bir törendi kuzencesi. Herkesin gözü üzerindeydi. Öyle mi? Ben farkına bile varmadım. Jesse ile birlikte gelecek için güzel hayallerimiz vardı. Ama o gece kuzeyleri destekleyen komşularımız Jesse'nin tarlasıyla birlikte bizim bütün hayallerimiz yakıp kül ettiler. Mama, you and Archie better not see this. What is it? It's Huey. They've done something bad to him. Güya savaş bitti. Bu adamlar hala cinayet işliyor. Dün gece de bizim çiftliğe geldiler. Zavallı Hewill'i astılar. Tarlalarımızı yaktılar. Evimizi ateş ettiler. Biz de onların tarlalarını yakalım. Çok kalabalıklar. Missouri güneylilere aittir. Buraya önce biz geldik. Kimse bizi topraklarımızdan atamaz beyler. Bizi neden çağırdın Frank? Hewill'in intikamını almak için çağırdık sizleri. Yıllarca bizim için çalıştı ve bize yardım etti. Jesse'nin intikam almak için iyi bir teklifi var. Savaş bizi beş parasız bıraktı. Durumumuzu düzeltmek için kredi istedik, vermediler. Bizi bu eyaletten atmak istiyorlar. Ama bankalardaki parada bizim de hakkımız var. Ben payımı istiyorum. Ben kanun dışı işlerde yokum. Peki savaştan sonra para kazanabildiniz mi? Neyle geçiniyorsunuz? Evet, birkaç kirli iş yaptık ama banka soymak çok farklı bir iş. Bu işi meslek edinelim demiyorum. Sadece bir iki tane soygun yaparız. Dünyalığı doğrultuncaya kadar, sonra da bırakırız. Sen hayal dünyasında yaşıyorsun Jesse. Frank'i nasıl kandırdığını hayret ediyorum. Well, when Jesse first mentioned the plan, I didn't cotton to it too quick. I took pause to wonder. Wonder what Paul would do. He was a reverend, you know. I think some of you boys knew him. He was a good man, Frank. But he was. He sure but he was a southerner and he had a lot of pride. And I still have some of that pride, and I'm not going to go through life being trampled on. I hold with that, Frank. Now, look, I don't know about the rest of you, but I need me a new barn. Some tools and some seed. I'll ride along with you, Jesse. But only once. How do you say, Cole? Well, robbing a bank's not exactly child's play. It's going to take a lot of thinking, a lot of planning. And more, it's going to take a leader. Jesse will lead us. You, sir. I do. It was Jesse's idea in the first place. But before I ride behind a man, I've got to know how he's thinking. If you were to lead us, Cole, and you had a plan, what would you do? Well, the nine of us would ride into town fast, shoot fast, grab the money, and ride out fast. Speed and nerve, that's all it takes. Where would we ride out to? We'd haul up in the hills until everything got quiet. That's about a sure way of getting hung I know of. The army troops have got scouts that know those trails like the Indians. What's your thinking?
If we were to ride out of here now, we could go to Liberty and get there by the time the bank opens in the morning. We could ride back here in time for supper. The day after, we can start milking again and mending our fences. And while the law is searching the hills for the robbers, we'll just be peaceable farmers minding our chores. I like that, Jesse. That's real smart, Jess. Now, how do you stand on it, Cole? It's going to be a real pleasure riding behind Jesse James. After that, they were outside the law, and I went home again to live with my sister. I didn't hear from Jesse, but I heard about $100 ödedim. Ölü ya da diri Jesse James'i getirene $5,000 ödedim. Ölü ya da diri Jesse James'i getirene $10,000 ödedim. Benimle gelir misin? Tabii gelirim. Bu gece Z ile evleneceğiz. Bir itirazın var mı? Hayır, yok. Z? Jesse, bir dakika. Her yerde seni arıyorlar Jesse. Yakalanırsın. Yakalasınlar. İyi düşün biraz. Zaten hep onu düşünüyorum. Nerede oturacaksınız? Kimsenin bulamayacağı bir yerde. Merak etme Rowena. Her şey yoluna girecek. St. John'un en güzel evlerinden biridir. Şehrin en nezih ve en merkezi muhitinde iş yerlerine yakın. Pencereden bakınca her yeri görebilirsiniz siz. Sevmediğiniz birileri gelirse buradan görüp gizlenebilirsiniz. Evet Bayan Howard, dekorasyonu nasıl buldunuz? Her şeyi Bay Howard'ın zevkine göre seçtim. Aa, çok, çok beğendim. Ama biraz fazla harcadım galiba. Hiç önemli değil. Bir de bu ayın kirasını rica edeceğim, $18. Sizinle iş yapmak bir zevk Bay Howard. Ne iş yapıyorum demiştiniz? Demir yolu ve bankacılık, kendi çapımda. Hmm, güzel. İkisi de iyi yatırım. No risk, no worries. Am I right? That's right. You can put those down there, will you please? And will you wait outside for me? Anything else I can do? Yes. I don't hold with this sort of thing. It's indecent. Venus and Mars by Rubens. Oh, it's pretty. Couldn't we pretend it's Adam and Eve? Mrs. Howard will find something of her own to put up there. Something uplifting. Mr. Grundy, we're very grateful to you. Sure. A nice, genteel couple like yourselves helps keep property values high. Good day. Yeah.
Mama Mario. Seven rooms, see? All right, Doc. See, if things go well, I'm going to build a summer house out there. Well, we'll sit and I'll serve tea to the ladies. I'm going to buy a gig. Nope. Surrey. And we'll go for drives. And we'll nod to our neighbors. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. And we'll have lots of children. And on Sundays, we'll all walk to church together. And on Christmas Eve, I'll play Santa Claus in a long white beard. And 4th of July, we'll run up a flag and shoot off firecrackers. And on evenings, we'll all sit here and sing hymns and read Mr. Dickens. And I'll put out the cat. And we'll go to bed. Zee, I have to go now. Oh, Jesse. Now, Zee, remember your promises. Never any questions. No questions. You're Mrs. Thomas Howard. I'm Mr. Howard. I'm a businessman whose affairs require him to travel. Now, while I'm gone, you busy yourself with our house. And miss me. When I'm back, life will be good for both of us. All right? Goodbye, Zee. Jesse hiç de kötü bir insan değildi. Ailesini çok seven, evine düşkün bir erkekti. Ne yaptıysa ailesini sevdiği için yaptı. Ben eve gidiyorum. Hoşça kalın Bayan Samuel. Güle güle hayatım. Uyumaya çalış. Geldiğin için sağ ol Zee. Umudunu kaybetme. Hiç kaybetmedim. Keşke şu anda Missouri'de olsaydık. Kızarmış tavuk yerdik. Ama ötekiler artık hiçbir şey yiyemeyecekler. Evet, şansımız kötü gitti. Şanstan falan değil. Eğer benim söylediklerimi yapsalardı sağ olurlardı. Ben bütün telgraf tellerini kestim. Sen bana öyle demiştin Jesse. Ne zaman kestin? Artık ne fark eder Jesse? Sorma, cevap ver Takır. 2:30'da sen öyle demiştin. Saatini göster. Evet, saatler aynı. Ama telgraf tellerini tam 2:30'da kesseydin, komşu kasabalardan yardım isteyemezlerdi. Ama istediler. Nasıl oldu bilmiyorum. Bu ne Takır? Bilmiyorum. Oraya nasıl girmiş anlamadım. Düşün, hatırlamaya çalış. Evet. Şimdi hatırladım. Onu Missouri'den almıştım. Nişanlıma hediye edecektim ama unutmuşum. Tek olarak mı? Öteki de burada bir yerdedir Jesse. Yalan söylüyorsun. Orada çalışan şişman kızdan aldın değil mi? Bu yüzden telleri kesmekten geciktin. Atları tut Frank. Yok Jesse, yapma. Olan olmuş Jesse. Sen karışma Frank. Ona izin veremem Jesse. Hadi Takır, yukarı çık. Tamam. Adamlar hala orada. Daha geceye epey zaman var. Biraz sakinleş. İlk defa beni engelliyorsun Frank. Sen aklını mı kaçırdın Jesse? Northfield'e geldiğimizde 10 kişiydik. Geriye 3 kişi kaldık. Bundan sonra kimseye güvenemezsin. Takra bile. Neden? Ne yapabilir? Para için seni ele verebilir. Onda o yürek ne arar? Neden?
Ödül almak için her şeyi yapabilir. Biliyorsun Remington da buraya geldi. Tucker'ı kızdırmasan iyi olur. Keşke onu öldürseydim. Öldürmekten zevk alıyorsun değil mi? Bazen gerekiyor Frank. Bu yüzden mi bu işe girdin? Adam öldürmek için mi? Sen de öldürdün. Evet ama bununla övünmüyorum. Ben övünüyorum. Jesse James. Bu ismin bir anlamı var. Kuzeyli bankacılar adımı duyunca tir tir titriyorlar. Artık bankalar sana yetmiyor. Şimdi de tren soymaya başladın. Tren soygunu daha karlı bir iş. Evet, paradan söz ediyorsan karlı tabii. Ama artık şansımız yaver gitmiyor. Ne kadar aldık? Masrafları çıkardık. Nereye gidiyorum? Yatmaya. Nerede? Bil her şeyi ayarladım. Yatağa sığacak mıyız Rahim? Sen? Ömrümde yaptığım en güzel kahvaltıydı. Size hizmet etmek benim için zevktir. Cole, ne var o kitapta öyle? Yemeğini bile unutmuşsun. Çok mu çekici? Evet, gerçekten öyle. Hem de çok komik. Jesse James'in suçlu olmadığını yazmışlar. Yanlış anlaşılıyormuş. Neden çalıyormuş biliyor musunuz? Aldığını fakirlere vermek için. Evet, zenginlerden alıp fakirlere dağıtıyormuş. Artık gözyaşlarım tutamayacağım. Ver onu bakayım bana. Keşke Jesse James benim için de bir tren soyup zenginlerden aldığı bütün parayı bana verse. İyi ama parayı ne yapacaksınız? Eviniz var, çiftliğiniz var. İpoteği kaldırırdım. Ev ipotekli mi?
çiftliğim de ipotekli. Tam $600 borcum var. Eve de çiftliğe de ev koyacaklar. Peki nasıl ödeyeceksiniz? Herhalde ödeyemeyeceğim. Adamlar her sabah gelip benden para istiyorlar. Eğer bilet parası bulabilirsem akrabalarımın yanına taşınacağım. Jesse'ye o parayı verdireceğim. İyi ama nasıl? Borcum ne kadar? Şey, 10 sent yeter. Bilet için ne kadar para lazım size? $8. Neden? Buyurun. $20. Misafirperverliğiniz için. Kovyangır'dan söz edildiğini duyarsanız kötü biri olmadığını söylersiniz. Hadi gidelim. Siz Kovyangır mısınız? Oh, çok teşekkür ederim. Bayan Kivi, borcunuz ne kadar demiştiniz? Tam $600 Bay French. Ah, bu borcun altından kalkmama imkan yok. Buyurun. Tam $600. Jesse James'ten sevgilerle. Jesse James mi? Evet. Makbuzunuzu almayı unutmayın. Ben demedim mi ha? Oo, iyi günler. Ne o, içine gitti. Artık herkes seni anlatacak. Çok asil, çok kibar biri diyecek. Onun koca çenesine güvenebilirsin. Gerçi biraz pahalıya patladı ama. Çok mu komik? Bu sana bir ders olsun. Her şeyin bir bedeli vardır. Biliyorum Kol. Ama yaptığın iyiliğin karşılığını mutlaka alırsın. Geldik işte. Jesse'nin planına göre burada ayrılıyoruz. Sonra görüşürüz. Hay acaba. Ben Nesbury'e gidiyorum. Jesse şehirlerden uzak durun demişti. Evine uğrasan iyi olur Ryan. Gideceğim tabii ama önce Nesbury'e vuracağım. Adın ne? Götür şunu George. Bill Ryan'ın mahkemesi. James çetesinin yakalanan ilk üyesi bugün mahkeme önünde. Sanık ayağa kalkıp jüriye dönsün. Kararınız nedir? Konuşsana John. Jüri'nin kararına göre sanık Bill Ryan, Sen Louis tren soygununa katıldığı için suçludur. Evet, suçlu bulunmuş. Evet, cezalandırılması gerekmiyor. Belki hala cezalandırılmıyor. Mahkememiz, James kardeşlerin arkadaşlarının ve onları destekleyen kişilerin korkutma çabalarının farkındadır. Tehditleri aldırmayarak görevini yerine getiren jüriye teşekkür ediyoruz. Tabii savcıyı da cesaretinden dolayı kutluyoruz. İlk defa James çetesinden birini mahkum etme başarısını gösteriyoruz. James kardeşlerin nerede olduğunu söylersen mahkememiz cezayı hafifletecektir. Neden söylemiyorsun Ryan? Sanığın 25 sene mahkumiyetine karar verilmiştir. Jüri dağılabilir. Bay Howard,
Tebrik ederim. Sağ olun. Bu Bay Woods'un. Memnun oldum. Nasılsın? Bay Walker komşumuzdu. Enteresan bir davacı değil mi? Çok etkileyiciydi. Öyle değil mi? Çok. İlk defa mahkemeye geliyorum. Artık James'lerin sonu geldi. Şimdi paçaları tutuşmuştur. Çok dikkatli olmaları lazım. Evet, doğru. Bu davayı çekici buldunuzsa Frank ile Jesse'nin mahkemesine de gelin. Sonra görüşürüz. Hadi gidelim. Kaçırmayız değil mi? Bu mümkün değil. Bay Remington, Ben Walker, eyalet savcısı. Tutuklama emrini getirdiniz mi? Evet. Çok teşekkür ederim Bay Walker. Merhaba Ben. Frank. Frank. Merhaba. İyi akşamlar. Bayan Howard, Bay ve Bayan Woodson. Seyahate mi? Akrabalara gidiyorum. Oo. Bay Howard, size bir ahbabımı... Remington, Bayan Remington. Remington dedektiflik bürosundan. Dedektif misiniz? Evet, size söyleyebilirim. Missouri'ye Frank ve Jesse James kardeşlerin işine son vermek için gelmiştim. Onlardan korkmuyor musunuz? Neden korkacağım? Başlarına koyduğum ödül herkesi, hatta çete mensuplarını bile baştan çıkaracak kadar büyük. Hem sonra adamlarını satın alacağım. Böylece kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmeyecekler bile. Bazıları James kardeşleri kahraman gibi görüyor. Evet, geçen yıl en iyi 4 adamımı öldürdüler. Öldürdüler mi? Savunmak için olabilir. Savunmak mı? Banka soyarken vurdukları çocuğa ne diyelim peki? Silahsız veznedarın beyinlerini ve kafa tasarını... Lütfen beyler, lütfen, hanımlar var. Özür dilerim. Kalkıyor! Sizin haberiniz yok herhalde. James kardeşlere yüklenen suçların çoğu başkaları tarafından işlenmiştir. Mısır'da bunu herkes bilir. İzninizle lütfen. Bay Remington. Evet, zaten bütün mesele de bu ya. Evet, genel görüş böyle. Halk onları destekliyor. Jesse James zor durumdaki insanların duygularına hitap ediyor Bay Remington. Sizin için bir hırsızdır ama onlar için bir kahramandır. Zenginlerden intikam alıyor. Bu yüzden seviyorlar. Yani onları yakalamam imkansız mı diyor? Bay Remington, genel inanışı bir anda değiştiremezsiniz. Halkın Jesse'ye ihtiyacı kalmadığı anda bu iş biter. Neden durduk? Merak etmeyin hanımefendi, fazla beklemeyeceğiz. Bir saat sonra annemin çiftliğinde oluruz. Gündüz olsaydı evi de görebilirdik. Ne var? Ne oldu? Kızlar, siz bir sonraki trenle San Joe'ya dönün. Hadi gel. Remington'la Walker burada. Herhalde annemin çiftliğine gidiyorlar. Birisi ihbar etmiş olmalı. Onları durdurmalıyız. Anneme hiçbir şey yapamaz. Burada durup bekleyemem. Jesse! Frank! Orada olduğunuzu biliyoruz. Dışarı çıkın, yoksa evi uçururuz. Thank you.
Size teşekkür ederim Bay IQ. Burada oturmuş sizi bekliyorduk. Birden o adamlar teslim olun diye bağırdı. Burada olmadığınızı söyledik ama inanmadılar. Ateş edeceklerini söylediler. Sonra Archie'yi gördünüz mü? Frank, bunu dışarıda buldum. Remington dedektiflik bürosu. Bu iğrenç bir şey Frank. Seni de Jesse'yi de hiçbir zaman anlayamadım ama ailenize zulmetmeye hakları yoktu. Hem artık ben de sizi destekliyorum. Sağ olun. Yarın sabah birkaç kişi eyalet meclisine gidecek. Temsilcilere ne düşündüğümüzü söyleyeceğiz. Oh! Af istiyorlar. Validen her ikinizi de affetmesini istemişler. Ve evlerine geri dönmelerine izin vermenizi rica ediyoruz. Anneniz buna çok sevinecek. Ne oldu Jesse? Onu aklınızdan çıkarın. Bu işin sonu yok. Merak etme, hır çıkarmayacağız. Remington'a onun ihbar ettiğini herkes biliyor. Artık buraları kolay kolay gelemez. Yoksa cezasını verirler. Jesse! Jesse! Sağ ol abi. Af şartları çiğnendi, intikam cinayeti oyları etkileyecek. Archie, bu küçük Archie ile anneme yattıklarının intikamını almak için öldürdüğünü söylemiştin. Ama onu öldürmekle geriye dönüş şansımızı da yok ettin. Kirli işlerimize devam etmek zorunda kaldık. Sonunda Northfield'e kadar geldik ve batağa saplandık. Evet, bu defa ne iş yapıyoruz? Bilen var mı? Banka Northfield'de. Northfield mi? Missouri'nin neresinde? Missouri'de değil, Minnesota'da. Minnesota mı? Evet. İşte burası. Merhaba bab. Kuzen Jesse. Jim. Jesse. En azından 400 mil var. 420. 420 mil mi? Ben oraya nasıl giderim? Atınla tabii. Neden Northfield? Sen söyle Bill. Northfield küçük bir kasaba ama bankası daha önce hiç soyulmamış. Geçen ay Jesse beni oraya gönderdi. Günde 75 ile 100 arası para dönüyor burada. Tamam mı? Hayır. Daha önce hiç bu kadar uzağa gitmemiştik. Daha iyi ya, bizi beklemiyorlar. Ama eğer işler kötüye giderse eyalet sınırını nasıl geçeceğiz? Bill biliyor. Orada büyümüş. Missouri sınırına kadar da kılavuzluk yapacak. Anlaşıldı mı? Yok Jesse. Bu sefer ben yokum. Pişman olursun. Sen ne diyorsun Cole? Size ne düşündüğümü söyleyeyim. Sizi hep en karlı işlere soktu. Bu işte öyle. Size hayatınızı fırsatını tanıyorum. Elimi sallasam sizin yerinize 100 tane adam bulurum. O para harcamakla bitmez. Ne zaman gidiyoruz Jesse? Şimdi. Bobby, Charlie, gidip pardesüleri getirin. Bu iş epey yankı yapacak değil mi Jesse? Evet, kolay lokma olmadığımızı anlayacaklar. Evet, haklısın.
Biz de vedalaşmaya geliyorduk. Jesse, kolun yüzündeki ifadeyi gördüm. Ötekiler de korkuyorlar. Yok canım, yolu düşünüyorlardır. Tembelliğe alıştılar. Zee, Rabbi Anne'le seni St. John'a götürecek. Bir ay sonra geri döndüğümde sana istediğin her şeyi alacağım. Jesse, gerçekten bu son olacak değil mi? Elbette. Hayır, söz ver. Söz ver Jesse. Bu son olacak. Eve döndüğümde yanımdaki parayla büyük bir iş kuracağım. Bir daha yanınızdan hiç ayrılmayacağım. Ah, bunu ne kadar istiyorum bilemezsin. Yalan söylemekten bıktım usandım. Özellikle çocuklara. Merak etme canım. Döneceksiniz değil mi Frank? Ha, elbette. Zicesi her şeyi planladı. Oh, evet, hep aynı şeyler. Yeni bir plan, yeni bir iş. Ama nereye kadar? Herhalde bunu Jesse de bilmiyor. Ona göz kulak olurum. Şans dilemeyecek misin? Hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Neymiş o? Her şey. Endişelenme. Hepimiz endişeliyiz. Tucker hiç de öyle görünmüyor. Tucker aptalın teki de ondan. Dick de mutlu görünüyor. Ama normal değil Jesse. Baksana hiç terlemiyor. Kola baksana. Yola çıktığımızdan beri bir kere bile gülümsemedi. Paraları aldıktan sonra sevinç naraları atacak. Jesse, vazgeçelim. Vazgeçmek mi? Vazgeçmek için hiçbir sebep yok. Atlarınız bu ülkenin en mükemmel atları. Biz Thais da bu eyaleti avucunun içi gibi biliyoruz. Her şeyi çok iyi planladım. Bu kadar detaylı bir plana ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman sanmamıştım. Dönüşte bunu sana hatırlatırım. Evet Bill. Northville'de yarım mil kaldı. Sorusu olan? Sen işi bize bırak Jesse. Bankanın önündeki yolu temizleriz. Yüzün gülüyor. Evet, bugün keyfim yerinde. Neden acaba? İş sırasında içmek yasaktır. Bir yudum aldım, yemin ederim. Dönüşte hesaplaşırız. Gidelim. Bir daha anlatayım mı Kol? Anlat. Ben bu işlerde acemiyim. Daha önce hiç banka sormamıştım. Hadi çocuklar. Rahatsız ediyorum ama ne yapacağını söyler misin? Direğe çıkıp telleri keseceğim. Saat kaçta? İki buçuğa doğru. İki buçuğa doğru değil, iki buçukta. İki buçukta. Tucker, eğer komşu kasabalara haber giderse seni vururum. Gitmez. Makasına bakayım. Saatine de. Sam, dediklerimi unutma.
Baylar, yardımcı olabilir miyim? Üyeye savaştırmak istiyordum. Bir dakika, geliyorum. Eyvah, vekta hastu hörni. Vaktöme hörni from. Ne? Dua istuana, don mito filosu hörni to. Git işine ve defol. Mitname yorgesan. Yo pile hensto klove. Git dedim sana. Çok teşekkür ederim. Gider misin buradan? Git diyorum sana. Dilinizi bilmez efendim. At ticareti yapar. Sizin atı beğendi. Kuvilahande var. Size bir arkadaşımı tanıştırayım. Jesse. Bay Harris. Ve Bay Burnside. Memnun oldum. Aç kasayı. Mesele çıksın istemiyorum. Hayır. Dediğimi yapsan iyi olur. Hayır. Açamam. İmdat! İmdat soyut! Sakın kıpırdama. Çeneni de kapat. Duma sonra. Oh! Soygun! Soygun yapıyorlar! Başka çare yoktu. Arabayı getir çabuk. Getirin, buraya getirin. Charlie, arabayı şuraya sok. Tamamlarını getirin, hadi burayı kapayalım çabuk. Ne bulursanız getirin. Aç şunu, aptallık etme, senin paran değil. Sizin paranız da değil. Beni korkutamazsınız. Beni korkutamazsınız. Çabuk atları hazırlayın çocuklar, gidiyoruz. Hadi. Jesse. Dikkat etmeyin. Savaştan beri epeyce yol kat ettik Jesse. Ama Northfield hepimiz için yolun sonu oldu. Hep salak Tucker'ın yüzünden. Telleri vaktinde kessiydi, bu deliğe tıkılmak zorunda kalmazdı.
Tucker'ın suçu değildi. Northfield işi başından beri sakattı. Her şey kötü gitti. Neden? Bugüne kadar bir sürü iş yaptık. Hepsi iyi gitti. Neden bu sefer şansımız? Çünkü bir amacımız vardı. Ama sen bunu unuttun. Ne amacı? Başta bu işi Zee için, annem için, çiftlik için yaptık. Buna mecburduk. Peki şimdi de mecbur muyuz? Burada ne işimiz var? Kimin için savaşıyoruz? Annem için mi? Zee için mi? Hayır Jesse. Senin için. Benim için mi? Seni de, kolu da, bili de, ötekileri de yıllarca sırtımda taşıdım ben. Ben olmasaydım şu anda hepiniz dilencilik yapıyordunuz. Tabii şimdi büyük adam olduk değil mi? Adımızı herkes biliyor. Bilmeseler şaşardım. Her yerde ödül ilanı var. Benimle çalışmak istemiyorsanız beyefendi, hemen gidebilirsiniz. Evet beyefendi, ben de bunu yapacaktım. İstersen yerimi de söyle de ödül al. Kurşunlarını boş yere harcama Bay Jesse James. Annem seni bekliyordu. Beni yüzüstü bıraktığını söyle. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Seni yüzüstü bırakmıyorum. Sadece yollarımız ayrılıyor. Biliyor musun, bu işe bana güvenerek girdin sanıyordum. Ama artık bana ihtiyacın kalmadı. Hiç ihtiyacın yok Jesse James. Yanımda olduğunu bile fark etmemiştim Frank. Benim için hiç de önemli değildi. Belki fark etmedin Jesse. Ama ben hep arkada durup seni kolladım. İstersen bundan sonra sözümü dinle ve arkana bak, olur mu? Bir dakika, Jesse mi? Jesse mi? Frank mi? Bilmiyorum. Jesse. Jesse öldü. Jesse bataklıkta öldürüldü. Kimliği saatinde anlaşıldı. Jesse Missouri'de gömülecek. Cesedi haydutun annesi teşrif edecek. Frank James'in eyaleti terk ettiği söyleniyor. Keşke Jesse'nin cesetini almak için Zee yerine başka birini gönderseydik. Gece etimliği kontrol et, olur mu? Yorganı tekmeleyip üstünü açıyor. Çocukları merak etmez, ben ilgilenirim. Büyük annenize gidiyorum dedim. Keşke onu bırakmasaydım. Kendini suçlama Frank. Bu işin sonunun böyle olacağı belliydi zaten. Bunu kimse önleyemezdi. Kimsenin suçu yok. Treni kaçıracağız. Jesse! Jesse! Merhaba Jesse. Nasılsın? Buldukları adamın sen olmadığını biliyordum. Hemen anlamıştım.
Tucker olduğunu biliyordum. Saatini onun cebine koyup önlerine attın değil mi? Aha. Charles'e söyle gelsin. Peki. Özür dilerim Jess. Seni bırakmak istemezdim. Sen haklıydın Frank. Northfield sonumuz oldu. Senin de benim de. Tabii ötekilerin de. Şimdi ne yapacağım? Ne yapmak istiyorsun? Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Şu anda tek isteğim sakin bir yerde yaşamak. Jesse de tam kanunsuz işlerden vazgeçtiğini söylüyordu. Sevindin değil mi? Oh evet Jesse. İstersen küçük bir çiftlik alırız. Hep bir çiftliğimiz olsun isterdim. Nebraska'da bir çiftlik vardı. Hı hı. Gördüğüm en güzel çiftlikti. Lütfen Jesse. Lütfen gidip çiftliğe yerleşelim. Ama paramız yok. Peki bu ev, eşyalar? Kiraladım. Mobilyalar da. Doğru mu söylüyorsun Jesse? Yemin ederim. Anne biraz para biriktirmiştik. Annemden de... Yok. Bunu yapamam. Vermeyi biz istiyoruz. Toparlanman ne kadar sürer? Ben hazırım zaten. Çocuklar da yardım eder. Charlie, Robbie. Tabii. Ben de bu gece son trenle anneme giderim. Sabaha dönerim. O çiftliği alacaksın Jesse. Frank. Sağ ol. Zee, mutlu musun? Oh Jesse, hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çocukları çağır da üstlerini değiştireceğim. Ha, şunu da indirir misin lütfen? Nereye koyayım? Salona bırakıver. Siz de çok yoruldunuz. Yok canım. Boş ver, önemli değil. Heh. Hemen gelirim. Böyle gitmeyeceksin değil mi Jesse? Unutmuştum. Artık bunlara ihtiyacım yok. İster misiniz? Tabii. Sağ ol. Sağ ol Jesse. Vurma beni Timmy. Babacığım yardım et. Timmy. Ne yapıyorsun? Jesse Jamescilik oynuyorduk babacığım. Gözünü kırpmadan beni öldürüyordu baba. Merhaba Bay Howard. Hava çok güzel değil mi? Evet. Hadi bakalım yukarı çıkın. Hadi anneniz sizi bekliyor. Seni özleyeceğiz ya. Büyüyünce bizi de çetene alacaktın ayı. Hiç özenmeyin. Neden? Senin hoşuna gitmiyor muydu? Evet. O heyecan, kahraman olmak. Ama hep diken üstündeydim. Bana bak. 34 yaşındayım ama ihtiyar gibiyim. Ben kanundan bu kadar çekindiğini bilmiyorum. Kanundan değil. Ödül miktarı arttıkça arkadaşların azalıyor. Ya ölüyorlar ya da ele veriyorlar. Eski dostların para için seni satacak diye korkuyorsun.
şan olsun diye seni vurmak için fırsat kolluyorlar. Evet. Başına konan üzülü 25 bin dolara çıkarmışlar. 30 bin. Ölü ya da diri. Bu adam bana bir şey yapmaz diye düşünürsen yanılırsın. Kimse seni ele vermez. Nereden biliyorsun? Acele et Rabbi, hadi. Hı hı. Jesse James'i ben öldürdüm. Ben Robert Ford. Jesse James'i öldürdüm. Ben Robert Ford. Az önce Jesse James'i öldürdüm. Gerçekten Jesse James mi? Lütfen yeter artık. Ne var, ne oluyor? Yol verin. O Jesse! Ne işiniz var burada? Defolun! Hepiniz çıkın dışarı! Bir dakika bayım. Jesse gerçekten öldü mü? Peki Frank nerede? Onu da yakaladılar mı? Hayır ama biraz sonra gidip teslim olacak. Who lived outside the law and no one knew his face. He was killed one day in the county of Clay. And he came from a solitary race. Jesse came to the end with his back turned to a friend. A friend he thought was brave. And the dirty little coward who shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. Was a dirty little coward who shot Mr. Howard and laid poor Jesse in his grave.